Evet, merhaba Haftaya Bakış izleyenleri. Hepinize Haftaya Bakış programından kucak dolusu sevgiler, saygılar sunuyorum. Merhaba Ender Güncü. Merhaba Cem Bey. Nasılsınız Ender Güncü? Teşekkür ederim Cem Bey. Bir hafta ara verdik programımıza. Evet Tabii Ender Güncü. Benim İzmit ve İstanbul'da olmamdan kaynaklı buradan tüm izleyicilerimizden özür diliyorum. Şimdi Ender Güncü kardeşim, bak şimdi bir başlangıçta bunu bir konuşalım. Öyle olmaz. Şimdi bu böyle olmaz. Şimdi Erzurum günlerine de gideceksin. Tabii ki bazen şehir dışında hepimizin işleri oluyor. Hatırlarsan benim Ankara'da işim oluyordu. Cumartesi gidiyordum. Pazar günü sabahtan geri geliyordum. Onun için tabii bu mikrofonlar, bu kameralar bizim babamızın malı değil. Bizi izleyen, bizi takip eden, bizim ne söyleyeceğimizi, daha doğrusu programımızda ele aldığımız konuları merak eden, bizle birlikte fikri takip yapan on binlerce izleyicimiz var. Ender Güncü neyse her işin en başından özür dileyerek konuyu düzeltti. Ama tekrar söyleyeyim, bir daha böyle bir şey olmamalı. Sadece senin açımdan değil, benim açımdan da, her ikimiz açımızdan da olmamalı. Haftaya Bakış önemli bir program. Haftaya Bakış takip edilen bir program. Haftaya Bakış konularıyla, ele aldığı konularla, yapmış olduğu fikri takiplerle şehrin gerçekten hafızasını tutan ve şehirde ve şehir dışındaki, tüm samimiyetimle söyleyeyim, yurt dışındaki Erzurumluların da yakinen takip ettiği bir program. Onun için biz burada çok önemli bir ve çok ağır bir sorumluluğun üzerindeyiz. Ender Güncü sonuçta bir hafta Kocaeli'nde olduğundan dolayı ara verdik, özrünü de diledi ama ben hemen bir Ender Güncü'ye, madem Kocaeli'ye gittin, orada zaten nerede bir teneke çalınıyorsa Ender Güncü hemen oraya gidiyor. Erzurum'da böyle her çalınan tenekeye giden gazeteciler oluştu bugünlerde. Onu da söyleyeyim bir defa. Ama tabii ki gazetecinin her etkinlikte, o işin esprisi, gazeteciler her etkinliğe gitmeli, her etkinlikte tabii ki bulunmalı, havayı solumalı, konulara hakim olmalı. Onun için tabii Kocaeli'nde Ketfen'in yapmış olduğu Erzurumlar gününe gittin, etkinliğine gittin. Ne gördün, ne tür tespitlerin var? Cem Bey, bugüne kadar Ankara'da 6.sıydı sanırım. Evet, 6.sı düzenlenen Erzurum günleri bu yıl yapıldı. 2018 yılı itibariyle 6 kez yapıldı. İstanbul'da Mart ayı içerisinde birçok Erzurum günleri ve Erzurum'u anma günleri yapılıyor ama Kocaeli Erzurumlar Dernekler Federasyonu bu yıl ilk kez bir Erzurum günleri yaptı. Ve niye geçen yıllar yapmamış mıydı? Yok. Federasyon olarak ilk kez yaptılar. Geçen yıl vakıf yapmıştı. Bu yıl federasyon yaptı. Bugüne kadarki benim şahsım olarak gittiğim tüm Erzurum günlerinin arasında en nezihi, en göze çarpanı, en çok dikkat çeken oldu. Tabii ki bu neden oldu? Bunları da sayacağız tabii ki. Bir kere Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin fuar alanı çok genişti. Yani insanlar çok rahat hareket ettiler. Bu büyük bir etkendi. İşte Ankara Atatürk Kültür Merkezi bu kadar geniş olmaması hasebiyle bunlara imkan tanımıyordu. Ama Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin fuar alanı çok güzeldi. İkinci bir etken şuydu. İçerideki 5-6 esnafın hepsi Erzurum esnafıydı. Dışarıdan gelen, herhangi bir İzmit'te ticaret yapan bir esnaf yoktu. Bütün esnaflar Erzurum'dan gelmişlerdi ve orada ciddi manada da satışlar yapıldı. Ama buna en büyük etken olarak da İzmit, yani Kocaeli'de yaşayan 290 bin Erzurumlu'nun büyük etkisi vardı. Yani özellikle Nurullah Akçay'ın konserinde tıklım tıklım bir salon, coşkuyla ve özlemle, bir Erzurum özlemini Ketfe orada yaşattı. Akabinde Kocaeli Erzurumlar Federasyonu kendi bütçesiyle oluşturduğu, maliyetini tamamen kendisinin yaptığı bir federasyon binası yapmış ki gerçekten her Erzurumlu'nun gidip görmeye değer bir bina. Kocaeli'de Erzurum'dan 290 bin nüfus büyük bir nüfus Cem Bey. Yani şehir merkezinde Erzurum'da 430 bin nüfusa sahipken orada 290 bin Erzurumlu olması, Erzurum'a bir özlemin çok yüksek derecede olduğunu orada gördük. Belediyelerimizden katılımlar azdı çünkü belediye başkanları yeniydi ama oradaki en önemli olan şey Erzurumlu esnafların, Erzurum'dan giden esnafların orada olmalarıydı. Ve bir şey daha çok güzel dikkat ettim. Mesela bir kadayıf
olmasına olan hasreti sadece bir firma gelmişti. İkinci, üçüncüyü tercih etmemişlerdi. Yani Erzurum'dan eğer esnaf oraya da geliyorsa orada da para kazansın. İkinciyi getirip bir rekabet ortamı oluşturmayalım düşüncesi hakimdi. Kekmen'in Erzurum günlerinde. Dolu dolu bir dört gün yaşandı. Mustafa Yıldız Doğan konseriyle de zaten son bulan Erzurum günleri gerçekten İzmit'teki, Kocaeli'deki, o bölgedeki Bursa, Yalova, Adapazarı o bölgedeki Erzurumların sılayı olan özlemlerini bir nebze kadar aldığına inanıyorum ben. Şimdi ben de şöyle bir şey söyleyeyim. Tabii ki Erzurumlular günü mutlaka her yıl 12 Mart'ta her derneğin, her vakfın, her federasyonun sanki üzerlerinde böyle bir en önemli görevlerinden birisi 12 Mart'la ilgili ya da Erzurum'un kurtuluşuyla ilgili bir etkinlik ve bir gece düzenlemek sorumluluğunu tabii ki kendilerinde bir yönüyle görmeleri doğru. Ama tabii ki dernek ve vakıfların ya da federasyonların ya da işte konfederasyonların sadece görevleri İstanbul'daki, İzmir'deki, Ankara'daki ya da kısacası şehir dışındaki derneklerin ve vakıfların sadece görevleri yılda bir tane etkinlik yapıp misafirlere 3 tane kadayıf dolması, 5 tane cağ kebap ikram edip orada davul zurna çalıp Erzurum barı oynayıp Erzurum türküleri söyleyip sonradan mükemmel bir organizasyonlu şeklinde sloganlar atmayla dernek ve vakıfların olmadığını, gitmediğini, yürümediğini çok iyi görüyoruz. Bunu nerede görüyoruz? Bunu İstanbul'da görüyoruz. Bunu İzmir'de görüyoruz. Bunu Ankara'da görüyoruz. Hangi açıdan görüyoruz? İşte 31 Mart seçimlerinden çıktık. 31 Mart seçimlerinde İstanbul'daki Erzurumluların yani 800 bin Erzurumlunun olduğu söyleniyor. Kocaeli'nde 290 bin Erzurumlunun olduğunu söyleniyor. Kısacası o bölgede 1 milyonu aşkın Erzurumlu var olmasına rağmen siyasette Erzurumlunun, belediyelerde Erzurumlunun, belediye meclislerinde Erzurumlunun adı yok. Şimdi bir dostumuz buradan şöyle bir şey yazmış. Diyor ki 12 yıl önce diyor Cem Bey diyor. İstanbul'daki yetkin, akıllı, entelektüel, Erzurumluları seven, Erzurumlarla ilgili analiz yapan bir düşünce adamının düşüncesini aynen bana yazdıklarını ismini vermeden okuyorum. Cem Bey diyor 12 yıl önce yani işte 2006 yılında diyelim. İstanbul'daki Erzurumlu belediye başkanları Tuzla İdris Güllüce, Sancaktepe Kemal Akyıldız, Yeni Doğan Hakan Örünk, Bakırköy Ateş Ünel Erzen, Silivri Hüseyin Turan, altıncısını diyor unuttum. O da Vehbi Orakçı. Bak Vehbi Orakçı efendim belediyelerde 5 belediye başkan yardımcılığı, 20'nin üzerinde meclis üyeliği. İSKİ Genel Müdürlüğü Dursun Ali Codur, 2006'dan bahsediyoruz. İGDAŞ Genel Müdürü Süreyya Polat, İSTON Genel Müdürü Serdar Taflan, Bertol Genel Müdürü'nün diyor ismini hatırlamıyorum diyor. Büyükşehir'de Yatırımlar Daire Başkanı Yunus Balta, Büyükşehir Belediyesi Personel Daire Başkanı Bekir Korkmaz ve İstanbul Erzurumlar Vakıf ve Derneklerinde aktif olan birçok başkan ve birçok yönetici. Şimdi dün sen herhalde bir habere imza atmıştın İstanbul'la ilgili. Efendim 11 tane İstanbul'da Trabzonlu belediye başkanı, bir tane belediye başkanı o da Erzurumlu olduğunu eşi, kabul etmiyor. Eşi oflu olduğu için Karadeniz'e alıyor. Mesele yok, mesele yok. Onu da Karadeniz'i sayıyoruz. Demek ki kardeşim dernekler ve vakıflar konusunda bunun adı Ketfi olur, bunun adı Beyoğlu olur, bunun adı Maltepe olur, bunun adı Beyoğlu olur, bunun adı Beylikdüzü olur. Konu o dernek, bu vakıf, bu federasyon, şu konfederasyon konusu değil. Biz Erzurumlular olarak İstanbul ve şehir dışındaki dernek ve vakıflar olarak biz 12 Mart'ları Erzurum'un kurtuluşunda Erzurum'la ilgili gece yapmayı, üçer kadayıf dolması, beşer cağ kebap tüketmeyi biliyoruz ama
İstanbul'da, Kocaeli'nde, Ankara'da, İzmir'de, Bursa'da Erzurumlular adına, Erzurumluluk adına, Erzurumluların yönetim noktasında bir yere gelmesi adına hiçbir şey yapamıyor ve başaramıyoruz. Şimdi Ketve mükemmel. Binası çok güzel. Montepe de mükemmel. Onun da binası çok güzel. Kadıköy Vakfı'nın da binası çok güzel. İstanbul'un en değerli yerinde binası var. Ne yaptığına bakalım. Şimdi kardeşim siz 3 tane, 5 tane, 6 tane belediye başkanından bir belediye başkanına, 20 tane meclis üyesinden bir meclis üyesine, 6 tane büyük şirketlerin, belediyeye bağlı şirketlerin genel müdürlüğünden bir taneye düşmüşseniz, o da İstanbul'da işte AK Parti seçimi kaybettiği için onun da yakında mutlaka görevine son verilecek. Demek ki kardeşim, şimdi burada Ketveci'de, Beyoğlu'da, Kadıköy'de, Maltepe'de herkes şapkasını önüne koyup bir düşünecek kardeşim. Siz dernek ve vakıfçılığı İbrahim Erkal'ın ünü üzerinden, İbrahim Erkal'a Erzurum halkının sevgisi ve sempatisi üzerinden yıllarca yürüttünüz. Ama bunu yürütürken de her 12 Mart etkinliğinden sonra bir belediye başkanı, bir genel müdür, bir meclis üyesi kaybettiniz ve bugün İstanbul'da Erzurumluların adı yok. Kocaeli'de mesela Kocaeli'de bir gemize belediye başkanı Erzurumlu. Olabilir kardeşim, bir taneyle olmaz. Bak 1 milyon bir şey karıştırıyorsun canım. Bak müsaade edin kardeşim, İstanbul'da bir seçim 13 bin oyla kaybedilip, öyle mi? Bak AK Parti iktidarı 25 yıllık İstanbul yönetimini 13 bin oyla kaybederken biz Kocaeli İstanbul'da ve Kocaeli ile beraber 1 milyon insanı, 1 milyon Erzurumlu'dan bahsediyoruz ve bir seçim 13 bin oyla kaybediliyor ve biz Erzurumlular bir araya gelemiyoruz ve bir araya gelip tek vücut olup bir strateji yapıp İstanbul'daki üst düzey yönetimlere, belediyelere, belediye meclis üyeliklerine, genel müdürlüklere Erzurumları taşıyamıyoruz. Ketve, efendim Ketve neyle anıldı? Şimdi ben sana onu söyleyeyim. Siz gittiniz, etkinliğe katıldınız. Ben gelmedim, katılmadım. Herhalde ben de isteseydim ben de gelebilirdim. Davet doğru mu? Istedim. Ya davet etmeme konusu da değil. Bak bu da çok yanlış. Hayır anladım. Mutlaka etmişlerdir davet. Gazeteci davet edilmez. Gazeteci zaten her yerin doğal davetlisidir. Şimdi sonuca bakalım. Ketve burada bir etkinlik yaptı. Ender Bey sitayişle bahsetti. Ketve'nin yapmış olduğu etkinliğin yerel ve genel basında, öyle mi? Yerel ve genel televizyonlarda ne şekilde anıldığını ben sana söyleyeyim mi? 600 kiloluk cağ kebap vurduk. Evet güzel. Bunu da vinçten kaldırdık. Hepsi bu. Başka hiçbir şey görmedik. Hiç milletvekilimiz katılmadı Cem Bey. Bitti, mesele yok kardeşim işte. Milletvekilimiz niye katılmamış? Mesela örnek veriyorum. İbrahim Aydemir ve örnek veriyorum. İbrahim sevdiğimiz için. Selam Altınok da İstanbul'a giderken yol üzerinde olduğu için. Yol üzerinde olduğu için. Şimdi onun için niye katılmamış? Milletvekillerimiz neden katılmamış? Belediye başkanlarımız niçin katılmamış? Etkinliğe Erzurum'dan katılması gereken birçok insan var. Bunlar niye katılmamış? Demek ki Ender kardeşim bak burada bir problem var. Demek ki motivasyon açısından, moral ve motivasyon açısından ve organize etme açısından problemlerimiz var. Dernek ve vakıf işinde çok başarısız. Başarımız yok ve gerçekten şehrimizi temsil etme adına yılda bir tane 12 Mart ve işte önünde 12 Mart'ın ya da arkasında işte 10 Mart'ta ya da işte 3 Nisan'da 5 Nisan'da Erzurum'la ilgili bir etkinlik yapıyoruz. Bir yıl boyunca yatıyoruz. Mesela biz şeyi de çok farklı değerlendiriyorduk bugüne kadar Cem Bey, işte İzmit'te bir Erzurumlu milletvekili Şenkayalı İlyas Şeker'in İzmit'te yıllardır belediyede başkan vekili, ardından iki dönemde milletvekili yapması hasebiyle bir onur kaynağı olarak görüyorduk. Orada kiminle konuştuysam, Erzurumlu kiminle sohbet ettiysem İlyas Şeker'e bir tane sevene rastlamadım. Buna dernek yetkilileri ve İzmit Kocaeli'de yaşayan
tüm Erzurumlu. Hatta Selebi'ni sordum, dedim ki yani Erzurumlu olarak bir milletvekilimiz var burada, sizi temsil ediyor mu? Ve çok üzülerek söyleyeceğim, ben bunu bir Erzurumlu olarak üzülerek de zaten orada kabul ettim. İlyas Şeker Erzurumlulara bugüne kadar bir şey yapmadı ve şunu söylemiş birkaç toplantısında da, ikili ilişkisinde de, benim önceliğim Kocaeli. Ben buna da gerçekten çok üzüldüm. Şimdi şunu söyleyeyim Ender kardeşim, bak sana bir şey söyleyeyim. Şimdi realite denilen bir şey var. Sen tamam doğru gitmişsin, böyle bir tespit yapmışsın. İnsanların, sayın vekilimiz İlyas Şeker'le ilgili böyle bir tespiti var. Eyvallah, bu bir vaka, bu bir tespit. Ben buna saygı duyuyorum. Ama şunu söyleyeyim. Siz eğer Erzurumlular olarak, 1 milyon Erzurumlu olarak, o bölgede yaşayan, Marmara bölgesinde yaşayan 1 milyon Erzurumlu olarak siz kulis faaliyetlerini düzgün yapmazsanız, siz birlik ve beraberlik çatısı, bir birlik ve beraberlik çatısı altında toplanmazsanız, siz bir ve beraber olduğunuzu, birlikte hareket edeceğiniz şeklinde bir izlenimi vermediniz mi, İlyas Şeker de sonuçta bir siyasetçidir. Güç nereden yanaysa gücünü önceliğini oraya verir. Bitti kardeşim. Bu, şimdi şunu söyleyeyim. Hani diyor ya, Mümin Sekman'ın bir kitabı var. Nasıldı? Böyle bir şey, ilginç bir şeydi. Ya bir yol bul, ya bir yol aç, ya yoldan çekil. Mümin Sekman'ın kitabı. Çok güzel. Kişisel gelişim kitaplarını sevmem ama güzel bir kitaptı bu. Bak bir daha söylüyorum. Ya bir yol aç, ya bir yol bul, ya yoldan çekil. İstanbul'daki, Kocaeli'ndeki, Ankara'daki dernekler ve vakıflar. Bursa'yı da katıyorum, İzmir'i de katıyorum, hepsini katıyorum. Alayını katıyorum. Şimdi kardeşim. Ya bir yol bulun, ya bir yol açın, ya da Allah rızası için yoldan çekilin. Bu arada bu gezimiz esnasında Erkon. Erkon. Bakın Cem Bey, bunu sohbet ederken Erbil Der Başkanı Sayın Recai Acar Bey de yanımızdaydı. O da sürekli konkon deyince sizi de herhalde söylemenizden yani dolayı. Ne olmuş? Konkon ne yapmış? Şimdi, Esenyurt'ta, bak kardeşim ben sana bir şey söyleyeyim. Hemen onu da söyleyeyim. Bak sen hiçbir şey söylemeden. Sen yoldan geldin, ben seninle hiç karşılaşmadım. İlk defa karşılaşıyoruz. Bir önceki programda karşılaşmıştık, bir de bu programda karşılaşıyoruz. Kardeşim Esenyurt'ta belediye başkanlığı seçimleri ne oldu? AK Parti kaybetti. Enlercim bak ben sana şunu söyleyeyim kardeşim. Şimdi oraya bir Erzurumlu hemşehrimizi, biz gurur duyduğumuzu da söyledik. Bir Erzurumlu hemşehrimizi getirdiler Esenyurt'a, öyle mi? Belediye başkanı olarak atadılar. Esenyurt'la ilgili benim duyduğum kadarıyla AK Parti'den üst düzey bir yönetici, Erzurumlu Esenyurt belediye başkanına demiş, ya sen bu Esenyurt'ta ne yaptın? Biz bu Esenyurt'u kaybettik. Şimdi biz burada bas bas bağırırken, biz burada yapmayın, sadece bir Erzurumlu'yu kucaklamayla ya da işte bir grup Erzurumlu'yu kucaklamayla... Ve Esenyurt Erzurum'dan ibaret değil. İşte onu dedik. Hatırla bak, çok iyi hatırla. Evet. Bir Erzurum'u, bir Erzurumlu'yu, 3-5 Erzurumlu'yu kucaklamayla... Ve bir Güler'i kazanmış seçim. Yani Ardahan Güler'i bir cumhuriyet alamadı. Bitti. Demek ki buradaki sorun neymiş? Biz strateji yapmayı bilmiyoruz, plan program yapmayı bilmiyoruz... İleriye yönelik, ileriye yönelik ne yapacağımız bence noktasında hiçbir planımız, programımız, bir kendimize göre bir yolumuz, yöntemimiz yok. Bence orada Murat Alatepe nefsine yenildi. Yani Erkon'un başına ben başkan olursam işte gündemde daha çok olurum düşüncesiyle sadece Erzurumlara hitap noktasında var. Şimdi ne oldu Erkon peki? Konkon. Yani orada bir Erkon kurulmayı hedefliyor hala. Hala kurulmayı hedefliyor. Yani Mustafa Macit Bey kendi bildiği. Mustafa Macit Bey direkler ve afişler nerede, onları bir anlattı mı Mustafa? Bence Mustafa Macit Bey'in burada yapacağı şey şu Cem Bey. Yani Ali Murat Alatepe'yi ya siyasetten ari kılıp getirip Erkon'un başına yerleştirecekler. Kardeşim o arkadaşımız, bir daha söylüyorum, Erzurum'a geldi, bir direk afiş konusu konuşuldu. Ne oldu onunla ilgili, o direk afişler ne oldu? Direkler nerede, afişler nerede, paraları nerede? Paralarından vazgeçtik. Afişler yok, direkler burada. Ne oldu bunlar, ne oldu kardeşim? Bak yok kardeşim ya. Yani şunu söyleyeyim. İşte Erzurum'la ilgili biz hem fikir olamazsak, aynı çatı altında toplanamazsak, yani bugün Macit neydi adı? Mustafa Macit gelir, yarın
bir başkası gelir. Hayır, Mustafa Mancı'nın da gelmesine izin vermiyorlar, siyasi kanadı ortaya koyar. Biz seçim kokuyor demiştik Buzda Erkon. Ali Murat Anatep'e getirir, siyasetini alet etti. Şimdi ne Erkun var, ne Esenyurt Belediyesi var elimizde. Mesele yok. Demek ki Erzurumların bir araya gelmeleri, Erzurumların stratejik olmaları, Erzurumların birlikte beraber hareket etmeleri gerekiyor. Erzurumlu derneklerin, vakıfların, federasyonların, konfederasyonların görevi senin yılda bir kere etkinlik yapmam. Kardeşim, bak yani bunu Erzurum'da, yani sadece İstanbul'daki Erzurumlar değil, Erzurum'daki gerek basın, gerek sivil toplum kuruluşları, gerek siyasetçiler İstanbul'da bir ağabeyi seçmek zorunda. Eğer ki İstanbul'da ağabeyi seçmez isek biz birbirimizi yeriz. Bakın bize her yer Trabzon sloganını hatırlıyor musunuz Cem Bey? Evet, onlara her yer Trabzon. Peki. 11 belediye başkanları var. Şimdi Erzurum'un 3'ten 1'e düşmüşüz. Şunu söyleyeyim kardeşim. Yani demiş ki Amerika'yı yeniden keşfetmeye gerek yok. İşte bak diyorsun, Trabzonlular, Karadenizler orada. O Karadenizler ne yapıyor? Ekrem İmamoğlu Erzurumlu olsaydı mazbatayı alabilir miydi? Alamazdı ya, yok böyle bir şey. Niye? Anadolu Ajansı verileri kestiği an, yani 31 Mart gecesi, bütün Trabzonlular Anadolu Ajansı'nın önünde toplandı. YSK'nın önünde toplandı. Erzurumlu olsaydı Ekrem İmamoğlu bugün o mazbatayı alamamıştı. Şimdi tabii sonuçta amacımız yani gerçekten kimseyi kırmak, incitmek değil. Ama yıllardır, 5 yıldır biz burada program yapıyoruz. İstanbul dernekleri ve vakıflarını konuşuyoruz. Sonuçta bakıyorum, az gittik, uz gittik, dere tepe düz gittik, bir de döndük baktık ki bir arpa boyu yol gitmişiz. Havanda su dövüyoruz. Siyasetçimiz birbirine küs. Havanda su küs. Mesele yok kardeşim. Havanda su dövüyoruz. Havanda su dövmeyeceğiz. Mümin Sekman'ın kitabında dediği gibi, ya bir yol aç, ya bir yol bul, ya yoldan çekil sloganıyla İstanbul'daki ve şehir dışındaki dernekler ve vakıflar davranmalı diyorum. Bu konuyu burada noktalıyorum.